çocuk adı ters işini ilk yapmaya başladığımızda bunun böyle sonunu bilmeden de çok ilginç bir hikaye olacağını konuşuyorduk zaten. Aylar, yıllar ilerledikçe işler tabii daha ciddiye binmeye başladı. Hani hep istedim neler yaşanıyor, neler oluyor, neler bitiyor bilmek. Ama Türkiye'de genç müzisyenler için çok öyle referanslar yok. Aldığın yabancı referanslar için de dünya başka bir dünya zaten. Bu bir öykü ve bunun böyle yayınlanması güzel olur diye düşündük. Şey de güzel bir hikayeydi benim gözümde çünkü. İki genç böyle bir işlere kalkışıyor ve başarısız oluyorlar. Yani güzel bir belgesel bence. Bir daha. Ladies and gentlemen, are you ready for the dollar cutting test in concert? Have you enjoyed the concert tonight? Let me hear you! Eskiden un kapanı diye bir şey vardı. Şimdiki müzisyenler bilmezler ama albüm çıkartıyorsan eğer un kapanını uğramamak gibi bir şansın yoktu. Bütün yapımcılar IMC bloklarında olurlardı. Dünya var oldukça bu çarşı vardır. Çünkü niye? Müzik vücudun gıdasıdır. Şimdi parodisi yapılır ya, bazı filmlerde de rastlıyoruz. Birisi alır sazı eline, girer ve çalmaya başlar. Sahiden bunları gördük biz. Un kapanı bir arzu nesnesiydi. Herkesin böyle gidip kendini dinleteceği ve keşfedilmesi yolundaki ilk adım atacağı yer. Mafyavari yapımcıların olduğu bir dönemde. Mutlaka alttan bir bağırışmalar, bir şeyler falanlar, şımanlar çıkardı. Orada keşfedilecek, ondan sonra popüler olacak ve bir anda Türkiye'nin yıldızı haline gelecek. Herkesin kafasında bir İbrahim Tatlıses hayatı var. Un kapanında o zaman mesela eserler çok önemliydi. Sev Yeter diye bir şarkı çıkardı, bir patladı. Müslüm Gürses, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, bütün herkes okurdu onu. Geçenlerde bir yerde Mahmut Tuncer'le karşılaştık. Mahmut Bey merhaba, ben Metin Uzeli, Muammer Bey'in oğluyum dedim. Aa dedi, eşine seslendi. Gel gel bak dedi, Muammer abinin oğlu, hatırladın mı? Mecidiyeköy'deki daireyi almıştık dedi. Bir albümle bir daire alınıyordu. Mutlaka un kapanına yolun düştüğünde ben hani kavga gürültüsü, silah sesi, bıçak, kan görmediğim bir günü olmazdı yani. Adam Müzik bizi albüm yaptırtıyordu İstanbul Gelişim Orkestrası'nda. Fakat işte onlar bir bunalıma girdiler. Kapanır gibi olunca biz ortada kaldık. Biz de devam edemeyeceğiz dediler. O zaman ben yine plak şirketi aramaya başladım un kapanında. Bir plak şirketinin sahibi, bulutsuzluk özlemiyle alakası yok, arabesk merabesk o işlerle uğraşırken oğlu bulutsuzluk özlemi dinliyormuş. Baba, bu adamlarda iş var deyip babasını ikna ediyor ve bizim işte stüdyoya olan borcumuzu ödediler. Güneşim'den kaç albümünü yapmış olduk. Plak şirketi bunlardan iş olmaz kardeşim diyor. Tamam diyor, güzel şeyler ama bu Türkiye'nin diyor ilerisinde diyor bu diyor. Yani bu diyor olmaz diyor. Arabesk yapılırken bir taraftan da gençler kendi işlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Aqua grubu vardır, Güneşte Dolaşmak'tı galiba albümün adı. Her şeyleriyle kendileri kaydedip, kendileri basıp, kendileri çoğalttılar ve elden sattılar. Bağımsız müzik tanımlamak gerekirse müzisyenin kendi yapımcılığını yaptığı müziktir diyebiliriz herhalde. Çok basit anlatmak gerekirse. Grubun adını bir daha alabilir miyim? Bu kadar yeter. Biz de KTT diyoruz kendi aramızda. Daha kolay oluyor. Bu jenerasyonda böyle şeyler var. Evet, evet.
Masar abiler çok kolaylıklar sağlıyordu. Bari MF ödeyeyim falan diye. Şimdi dolu kadeyi ters tut. Birazdan geliyorum. Mesaj bırak, arayacağım ben seni. Ne diyor? Bardak, dolu bardağı ters tut. Aynen, dolu kadeyi ters tut. Bunlar da yeni. Dolu ne? Kadehi. Dolu kadeyi ters tut. Dolu kadeyi ters tut. Kadehe alışkın değilim demek ki ben. Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Dolu kadehi ters tut. Uğurhan Özay ve Oğulcan Aba. İşte lanet olsun adam ölmüş. Yapraklar da koyabiliriz. İşte canti çocuklar koyabiliriz. Pembe falan koyabiliriz. O zaman abim içeri girdi benim odaya. Ne yapıyorsunuz lan lavuklar dedi böyle. Uğran'la oturup yüzme. Lavuklar mı ha dedik. Lavuklar, lavuk falan koysak falan. Böyle isimler vardı yani popüler ama tabii ki dedik yani böyle olmasın yani. Cool'lukta gözükmeye çalışıp ama işte şakayı da bir yandan alttan vererek falan böyle bir enteresan bir tarz oldu. Pişman olacağımız bir isim olmasın. Ben ilk görünüşte ama saçma gözüksün kesin diyorduk yani bu ne demek böyle isim mi olur? Bu seviye bir ciddiye alış. Dolu Kadehi Ters Tut ismi geldi Oğulcan'dan. Ömer Hayyam'ın rubayesinden geçiyor aslında. İşte şey diyor orada da kabaca. Tanrım bu güzel yüze vermişsin emek. O sümbülü koklamak, saçını ellemek. Sonra da ona bakma dersen anlamı. Dolu kadeyi ters tut, hiç dökme demek. Diye geçiyor. Welcome to the jungle. We got funny games. Ben Selimiyet Anadolu Tarım Meslek Lisesi'nden mezunum. Bir veterinerlik lisesi aslında ve gıda teknolojisi. Ben gıda teknolojisi mezunuyum. İngilizce hocamız vardı, Hüda Hoca. Bakın çocuklar işte böyle bir yarışma var Kastav isimli. Burada kendinizi gösterebilirsiniz falan diye bizi gaza getirmişti. O sıralarda tanışmıyoruz ama Oğulcan da o yarışmaya katılmış. Liseler arası müzik yarışmasıydı Kastav. Uğran'ın kariyerinde de benim kariyerimde de çok önemli. Getirdikleriyle değil, bizi yaptırdığı ve oluşturduğu çevre çok önemliydi. Bizi bir tane tecrit odasına ayırdılar. Böyle seramiklerden oluşan, başında da kocaman tecrit yazıyor böyle. Orası genelde pis kokar, işte temizlenmeden girilmez, hani öyle bir yer yani. Biz böyle o bir sene boyunca provaları orada aldık. Yani yarışmalarda böyle dereceler alıyorsun, işte insanlar ya senin sesin acaba güzel mi hakikaten ya falan filan diyor. Böyle çok genç yaşta hayvan gibi bir sahneye çıkıp 1000 kişiye, 2000 kişiye konser verme imkanı bulduğu en büyük etkinlikti. Ben de işte 3 kere katıldım bu yarışmaya. Oradan ben bir jüri özel ödülü aldım. Uğraştığım bir şeyi de başarı sergilemek de beni çok gaza getirdi. Yani hani okey ya sesin güzel falan derler de. Birinci olan grup Selimiye Anadolu Tarım Meslek Lisesi. Burs kazanınca da bana dediler ki istediğin bölümü seç buradan. Tamam. Ama sen şimdi çok şey bir öğrenci olmadığım için yüksek de atmıyorum yani. Dedim ki ben gastronomi düşünüyordum. Tamam abi gastronomiyi yaz sen geç. Aslında yani bursla gastronomi bölümüne girmiş oldum. Herhalde işte o yıllar benim tamam ben müzik yapacağım galiba dediğim yıllarda. Yani tamam ben müzik sadece müzik yapacağım değil. Ben müzik yapacağım dediğim yıllarda. Yani mesleğim elbette ki olacak ama müzik de yapacağım gibi. Evet. Hangi kamera? Ben Yavuz Çetin, gitarist ve şarkıcı grupta. Müzik haricinde uğraştığın başka bir mesleğin var mı? Şu anda yok. Harun Bey, hocam ne var? Sarılmaya geliyorum, sen kaçıyorsun benden. Ne var? İyi misin şekerim Bey? Nasılsın? Allah'ım. Evet. Binlerin başında aslında bu yeni bir döneme geçildi ve buna müzik sektörü, oyuncuların hepsi çok hazır değildi aslında bunu söylemek mümkün. Ciddi bir dönüşüm bir anda yaşanıverdi. Hızlı bir şekilde yaşandı. Hani böyle birkaç yıllık bir süreç içerisinde. Çünkü korsan kasetçilik çok kolaydı.
kaseti kendi evinizde bile çoğaltabiliyordunuz. Hatta albümün bir de korsanı çıkmış. Ben onu buldum. Bir kaset geçti elime. Lilier ismi vererek, yani daha çok iş yapar diye, şarkı daha millete daha çok etki eder diye, Lilier ismi altında bir hamakta güneşlenen bir adam, palmiye ağaçları falan, böyle bir kapakla Almanya'da korsanını çıkartmışlar meğer. Daha CD fabrikadan çıkmadan korsanı çıkabiliyordu ortalara. Korsan CD'ler ortaya çıkmaya başlayınca bir anda un kapanı bunlarla baş edemez hale geldi. Red Kit'te vardır ya, böyle bir anda altın madeni bulunur, bir kasaba kurulur, orası canlanır, her yerde bir şey olur, sonra o altın madeni tükenir ve bir anda hayalet kasabaya dönüşür. İşte bir şeyler uçar. O günler başkaydı. Şimdi bittik ya. Tabii teknoloji çıktı. İşte flash, işte efendim writer, işte kart, MP, internet vesaire derken şu anda bu tarih yerine bir oldu. Gelecek inşallah bu güzel günler. Neredesin? 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 Herhalde lise 2'ye falan denk gelen bir süre. Aa, vokal ne diyormuş falanları o zamanlar idrak etmiştim aslında. Ondan bir sene sonra da galiba profesyonel ders almaya başladım. İnerken yine biliyorsun. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi 21 yaşında. Bir dakika. Çok başında henüz işim. Yaşında zorda kalmamış onun için, istemez dışında zorluk olsun. Vakti geldiğinde servisin gönlüne konsun, şöyle dursun. Ortaokul döneminde rap müzikle ilgileniyordum. Seviyordum onu yani. Türkçe rap müzik dinlemeyi, söylemeyi. Ve o zaman hani böyle rapçilik, rockçılık falan filan vardı biraz. Sonra ben arkadaşımın bir tane doğum gününe gittim. Komikti de yani. Bir kızın gitarı vardı. Klasik. Ben gitarı aldım böyle. Ters tuttum ilk başta falan. Ondan sonra orada bir dedi ki öyle tutulmaz falan. Benim çok hoşuma gitti sonra. Ben bütün gün o gitarla uğraştım. 8. sınıfta işte bunu ilk söylediğimde arkadaşlarıma bu kararı verip hani nasıl olur işte sattın bizi falan filan tepkisi falan vermişlerdi. John Frusciante gibi bir gitarist olmak istiyordum ben. Saçımı uzattım o yüzden. Saçım hiç onun gibi olmadı. Çok idolize ediyordum onu. İşte 13 yaşından beri gitar çaldım yani full. Ben kendi müziğimi yapıyordum işte lise yıllarında. Oğulcan yine lisedeki arkadaşlarıyla ve dışarıdaki arkadaşlarıyla bir metal grubu vardı. Daha sonradan benim dahil olacağım Sam Matis grubu. Bizim Uğran'la böyle çok yakın arkadaş olmamız 2 gün falan sürdü sonra. Bir gün buluştuk, stüdyoya girdik. Galiba hakikaten o günden sonra da deli böyle bir arkadaş olduk. Biz bütün provalarımız aslında Berk'in anneannesinin turşu bidonlarının, salamura ürünlerinin arasında veriyorduk. Repertuarı şu an hani açsam, hani ben şu an çıkartamam o repertuarı muhtemelen. Hani o şarkıları, o müzikleri yapabilmek için dersler falan alıyorduk böyle saatlerce. Abi en zor şarkı ne bu? Ben çalacağız onu, herkes hocasına gidiyor. Ne için prova alıyoruz? Yılda bir kere, belki şanslıysak 2 kere vereceğimiz konser için. Konseri de arkadaşlarımız ve arkadaşlarımızın yanına getireceği 2-3 arkadaş için veriyoruz yani. Sen Matiz'e bir konserden indiğimizde, ertesi gün ne kadar kendimize gelemezdik. Uğran falseto vokaller söylüyor. Ben keçeleme riffler çalıyorum. Hem de metalciyiz, asiyiz. En iyiyi biz biliyoruz falan. En iyi müziği de biz yapıyoruz. Gerçek müzik zaten budur falan. Tamamen gaz üstüne kurulmuş, onu diyorum. Birkaç yıl bizi sadece gaz bile götürmüş olabilir yani. Yoğun metal çabası ve karşılığını alamamak, hırs. Sahne almaya gidiyoruz. Bize hani gülüyorlar hani. Düz duvara tırmanıyorsun hissi. Diyoruz ki biz böyle böyle repertuarımız var. Ya burası da böyleymiş. Hani ne zaman çıkabiliriz? falan diyorlar bize böyle. Aa yok yok olmaz falan diyorlardı. Çok net böyle. Hayır yok yok çalamayız falan. Ama böyle bir ortamın içindesin. Yani bu kadar emek veriyorsun.
Asla sahne alamıyorsun, para kazanma gibi bir hayalin yok bile. Çıkmaz sokakta yani o zaman o. Şan tekniği falan girmeye başlayınca benim hayatıma ben de birazcık metal müziğinden uzaklaşmaya başladım. Dinlediğim müzikler de değiştiği için çıkartmak istediğimiz müzik de daha farklılaşmaya başladı. Teşekkürler. Tek CD'ler çıktığını, bir takım işte kendi başlarına müzik yapan müzisyenlerin böyle ilginç üretimlerinin alakasız bir şekilde CD raflarında yerini bulduğunu falan görmeye başladığımız bir dönemdi 2000'lerin başı. Sıkıntı yaşayan oldu mu? Çalışıyorum. İstiklal Caddesi'nde Beşiktaş'ta dolanırken siyasiye ben CD'leri geldi diye kendi CD'sini satan Bizon Murat'ın elinden çok CD almışlığımız var. Bunların bir kısmı boş da çıkardı üstelik. Ama bilirdik ki hani bir şekilde oradan gelen para yine müziğe gidecek. Ya da müziğe gitmese bile onun kendi söz yazma sürecine katkıda bulunan şeylere gidecek. 2001 itibariyle kurduk bilgisayarlara işte bu Napster'ları, Audio Galaxy'leri, şunları bunları ve çatır çatır aa o albüm, bu albüm, onun bir de şusu varmış, busu varmış. Bir de insanlar arasında şey de oluşmaya başladı. Böyle delicesine herkes birbiriyle benim işte arşivimde 5000 MP3 var, işte 1000 tane albümüm var, yok bende 2000 var, işte hard diske sığmamaya başladı, CD'ye yedekleyelim falan filan böyle. Müzik bedavaydı abi, bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama müziği biz indiriyorduk, yüklüyorduk hani korsan, bütün müzikler korsandı, gidiyordun yüklüyordun yani zaten sanatçıya hiçbir şey gitmiyordu zaten. O garip yapılanma insanlardan 15 gün klip yayınlamak için bilmem kaç milyar para isterse eğer evet. Biz ve bizim gibi insanlar A zaten öyle bir para yok harcayacak, B zaten o sayıda harcamazdık diye düşünüyorum. Çok evet. Saçma ve eğer bu yani kendi kendilerine kararlar almışlar rock videosu yayınlamayacağız falan diye yani yayınlamasınlar zaten. Yani müzik tüketimi televizyondan, kasetten, internet ortamına düşünce ve herkes evinde yapıp YouTube'a koyup dinlenebilir hale gelince o zaman işin dinamiği değişti tabii. Müzik sektörü 20 senedir kan kaybedip ölmek üzereydi. Yani öyle bir grafik var. Müzik sektörü şöyle gidiyordu. Sıfıra gidiyordu. Sıra geldi Tayyar Ahmet'in sonsuz sayılı günlerine. Gidiyorum. Olur. Streaming geldi, hop dedi buradan toparladı böyle. Tekrar yukarı çıkardı onu. 2014 bence bu konuda kilit bir yıl sayılabilir. Çünkü büyük ev avukatıyla yüz yüzeyken konuşuruz da aslında hani piyasa kaygısı falan gözetmeden hani direktman YouTube'a kendi şarkılarını yükleyerek aslında insanlara ulaştılar. Ve hani buradan sonra şey kanıtlamış oldular. Bu olay böyle şirketler olmadan da olabiliyor. Bir yerden herkese hitap eden bir şey yapmak zorunda değildin artık. Artık sen kendi hedef kitlene yani senin müziğini dinleyecek insana ulaşabiliyordun ve kendini değiştirmene gerek kalmıyordu aslında. O kancı oldu işte orası. Değiştim. Ben artık o eski... İşte ben Oğulcan'ın evine gidiyorum. Ondan sonra Oğulcan'ın yatak odası ve çalışma odasının olduğu bir oda var. O odada yaptık biz Dolukayı Ters Tut'la alakalı her şeyi. Elimizde de yani ne var? Bir mikrofon var, bir ses kartı var, bir de bilgisayar var, kablolar var falan bu yani. Seni görenler varmış orada, el ele tutuştun mu onunla? Cevabını ver sallama, doğru mu yoksa palavra? Mix, mastering böyle şeyler yok. Kayıtları aldığımız bir ortam var ve bu cihazlar var. Bu yani bütün olayımız, sermayemiz bu. Dolukadeyi ters tutun öyle bir şey olacağını düşünmüyordum o zaman. Dert anlatabileceğimi düşündüğüm bir yer değildi.
Çok şaka bir şeydi bu bizim için. Ya çok kolay yaparız bunu. Hadi böyle şeyler yapalım. Kafamı ye, kimleri istersin yanında, kimi dilersin uzağında, hepsi kolay, sen yeter ki tut elimi. Müzik listelerine baktığımızda farklı bir jenerasyonun kim bu gruplar ya, adını sanını bile duymadık, bir de böyle garip garip müzikler yapıyorlar, bu mu Türkiye'de müzik piyasası diye yakındıkları şey aslında biraz buradan çıktı. Çünkü sektörün mantığı değişti. En güzel tarafı da o, hani herkesin bildiği isimler var ya, starlar. Yeni gelenler onlara değil de bu garip isimli çocuklara bakıp onların gittiği yoldan gidiyorlar. Yapmam olursun, bırak o yerime doldursun. Birkaç şey sesi duymaya başladık. Ya bu yaptığınız şey güzel bu arada falan, hani şaka ama bu ne hoşmuş falan filan. Çoğu sanatçının bu motivasyonu vardır herhalde. Hani bir kişiye bile aa ne güzel dedirsen aa ne güzel falan oluyorsun yani. Motivasyon o bile yeterli geldiği için hala. Ya ben hala çok fazla şey çok garipsiyorum yani. Bizim için yaptığımız şarkı üzerine yakın bir arkadaşımla konuşmak bile mesela. Yani geçen gün sana dedim ya, bütün şarkılarımızı biliyor ama ne garip yani. Çok garibime gidiyor. Konuşabiliyoruz bunun üstünde çünkü. Senin bütün hikayelerini bilmem gibi. Bunlar bana değerli geliyor. Bunun böyle büyümesi zaten falan, hani planla yok, olacak iş değil yani. O çok güzel. O yüzden işin her katmanını sevince yapabiliyorsun yani bunu. Ananas gibi yahududu gibi ama daha çok avokado gibi tabii. Bunu ben bilirim, bir de benim gibileri. İnan ki Odibop binap cikle babi duvara zik baba çıkadı camlada da çıkıyor. Uğuran da Instagram'a şakalı şarkılar koyuyordu mesela. Böyle kısa, Türkçe. Ananas, limon, işte yok çilek falan resmi koyarak üzerine söyleyip böyle video çekip he deyip gülüp işte paylaşıp falan yaptığım bir şarkı gibi bir şeydi. Şarkı değildi aslında yani, sözlerdi. Dedim ki bu söz kesin kalsın içinde. Ya tamam aşk şarkısı olsun ama söz şarkı böyle başlasın yani. Hani buradan çıktı, bizim şakası olsun içinde. Kalsın mı kalmasın mı kalsın dedik. Sonra kaldı. Ya işte yapma ne olursun. Çok şey bir şarkı. Özellikle ananas gibi ağırdı derken ki asıl söylemek istediğini biliyor musunuz falan. Hani bunlar birazcık komik geliyor bana. Ama anlıyorum da. Çünkü acaba bizim dinlediğimiz şarkılarda neler nasıl goy goylarda yazıldı yani, kim bilir. Rock müziğin öyle bir rahatlığı da var. Yani şimdi ben bir anda gelmiyor. Benim de öyle şarkılarım vardır. Al mesela Kütürdet Beni Rutubet. Kütürdet beni rutubet. Kütürdet. O rahatlıkla yapılmış. Ben biraz onu böyle şey zannediyordum. Bak kendim bile başka türlü değerlendiriyorum. Bana Orhan Kahyaoğlu dedi ki sen ne diyorsun ya? O kült bir şarkı dedi. Öyle mi görüyorsun dedim. Yani farklı oluyor. Yeter ki sen o estetiği yakala. Diyelim ki ben hani bu yorgunluktan bıktım şarkısında ikinci bölüm yok. Sina bizim evde piyanoyla ilk bölümü çalıyoruz falan. Bir tuvalete girdim. Tuvalette yazdım çıktım. Bırak açılsam sonsuza, dokunsam bir kere, devam etsem kesmeden. Rahat rahat bırak bırak bırak. Bu lafı ben hani tuvalette... Tuvaletteyken yazdım. Kafamla meşgul çünkü. Bazı şeyler de basit olabilir. Zaten o kadar inceleyip sık dokursan olayın kendisini de kaçırabilirsin. Bırak, bırak, bırak. Biz zaten albümle doluyuz. Atıyorum bu konsere dair bir sürü detay kaçıyor. Mesela bu yine bu özel hayattaki sıkıntılar, herkesin yoğunluklarından onları organize edemedik mesela. Ama mesela şöyle bir şey var şimdi. Biz bir tane şirketle de çalışıyor olabilirdik. Çok büyük bir menajerlik şirketi. O zaman bu sıkıntılar çok can sıkıcı olurdu işte. Ve işten soğursun o zaman. Ya ben soğurdum.
Şu an ama diyoruz ki arkadaşımız, herkes birbirini tanıyor. Kimse birbirine kızmıyor, şey olmuyor. Yani herkes birbirini anlıyor. Yani en nandik durumda ay Allah kahretsin falan dersin yani. Ama değil mi yani düşününce? Öğreneceğiz. Asla kaybetmeyeceğiz. Ya kazanacağız ya öğreneceğiz. Çok iyi. Kadıköy'de bir mekana gittik. Dedik işte biz böyle böyle işte şarkılarımız var. Hani sizin müsaitliğiniz nedir falan diye konuşmaya çalıştık. İşte nasıl yaparız hani falan. Ya çocuklar şimdi ben size kartımı vereyim falan. Burayı ararsınız şey yaparsınız. Hadi bakalım falan gibi böyle bir geçiştirdi bizi. Döndük lan nasıl yapacağız bu işleri falan diye. Buraya mail mi atacağız şimdi, ne yapacağız, bu nasıl bir şey? Hani bir de bunun ne kadar sürdürülebilir bir şey yani. Biz böyle mekanlara böyle gidip selam falan mı diyeceğiz? Sonra işte dedik ki menajer. Bizi temsil eden biri gerekiyor. Serdar var. O zaman ona demiştik abi sen yapmaz mısın? Yani sen iyi yaparsın aslında. Hani konuşursun edersin. Ya o da dedi ben yapmayayım ya. Bizim Kubilay yapsın. O daha presentable falan filan. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan. Sizi duyamadım. Hazırız kaptan. Üniversite döneminde kısa bir süreliğine bir DJ'lik yaptığım dönem olmuştu. Sonrasında fark ettim ki bu organizasyon işleri, müzik zaten içinde yer almak istediğim bir şey. Bir gün aradık abi gelsene bir şey konuşacağız falan diye. Oğulcan mesaj atıyor. Bir buçuk gün daha geçiyor. Tekrar yazıyor. Abi ne oldu? Geldi mi bu tarafa? Ne oluyor falan. Artık korkmaya başlamıştım. Dedim ben bu adamları bir yanlış yaptım da beni dövecekler mi sıkıştırıp. Şimdi bu 23'ündeki şey, İzmir Kültür Merkezi'ne şöyle bir mevzu oldu. Ve sonrasında onlar da bu fikirlerinden bahsettiler. Abi selam biz işte artık böyle bir müzik yapmak istiyoruz ve hani bizi temsil edecek birisini arıyoruz. Yapmak ister misin dediler. Ben dedim ki olur. Ve müzik de iyi olunca tabii ki insanın iştahı artıyor. Nasıl şarkı ismi? Beni Bibi. Can Ozan Beni Bibi. Beni Bibi. Yani tanıdığım bir sürü genç grupta da şeyi görüyorum. Yani menajerinin kendilerine yardım etmesi gerektiği kadar kendilerinin menajerine yardım etmesi veya diğer paydaşlarına yardım etmesi gerekiyor ki o süreç dönsün. Zaten yavaş yavaş birlikte gelişiriz, anlarız, öğreniriz falan dedik. O gün bugündür yani bu bahsettiğim şeyin üzerinden 6 yıl falan oluyor. Kubilay'la birlikte yapıyoruz bu işi hala. İşin formu hala aynı. Tabii ki ölçekler falanlar çok büyüdü. O zaman yani Kadıköy'de bir yerde çıkmaya çalışıyorduk. Şimdi atıyorum Harbiye'de çıkıyoruz falan ama aynı şekilde işliyor. Festival yapmak istiyormuş. 3000 kişilik olacak minimum. İşte diyor ki öğrenciyim. Bu durumda bize ne kadar kaşar? Dayanamam yok. Ne yapalım? 6 TL'ye geliyoruz. Bağımsız müzik. Ya evet dediğim gibi bağımsız müzik yapalım gibi bir amacımız yoktu. Ama şu noktada var artık yani. Şu noktada artık bunun da çok önemli ve ya bilseydim bunların böyle olacağını çoğu yerle çok daha az vakit kaybederdim yani. Hani çünkü bağımsız olmamaya çalıştık biz açıkçası. Ama mecburen yani bağımsız olduk gibi oldu. Çünkü hem bir kere çok büyük ön yargılar ve korkular vardı zaten. Menajerlik, yapımcı vesaire bunlar böyle öcüleşmişlerdi. Deneme yanılma yöntemi tabii ki illaki burada devreye giriyor. Çünkü hiç bilmediğimiz bir sektördü yani. Aman kimse duymasın, etmesin hali, aman dışarıya yansımasın hali bence çok fazla var sektörde. Ve insanlar biraz tecrübelerini paylaşmaktan da geri duruyormuş gibi geliyor açıkçası bana. Dolayısıyla bizim aslında bağımsız oluşumuz, böyle bir planımız var merak etmeyin her şeyi çözeceğiz gibi değil de o anda o mantıklı geldi. Çünkü o bahsettiğim müzik endüstrisinin salaşlığından çok rahatsız olduğumuz zaten. Bu ne ya ne kadar zor herkesle konuşmak. Hani ona zaten alışmakta zorlanırken kendi kendimize çözümler üretmek zorunda kala kala kendi kendinin işini çok görebilen bir yapı çıktı ortaya. Bence bizim kafada teknik öncelik böyle olduğu zaman zaten bu yolda ne gerekiyorsa yapalım abi. Başladığımızdan bu yana aslında kendi kendimize bir ekip oluşmuş oldu. Yani biz hadi bir ekip kurmamız lazım şimdi falan demeden önce bir ekip oluşuyordu aslında. Yanımızdaki arkadaşlarımızla çoğuyla hala devam ediyoruz bu arada. İşte Kubilay yürütsel, iletişimsel taraflarla ilgileniyordu. Serdar var şu an, o da burada şirketimizde şu anda. Yapımcılık yapıyor. Cahit vardı bize her işimizde yardım eden, işte bütün görsel, o dünyayı sürekli birlikte konuştuğumuz ve klipleri birlikte çektiğimiz. Ecem kreatif, sosyal medya vesaire falan ve herkes elinden ne gelirse yapıyordu ama bütün fikirleri bir board of directors gibi, yönetim kurulu gibi takılıyorduk yani. O dönemden itibaren. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da oldu. Daha büyük sahnelerde konser verdiğimiz için sahne ekibimizle katılan arkadaşlarımız oluyor hala.
şevkle yapıyorduk bunu. Bunun aslına bakarsan doğrudan bir karşılığı olmayacağını biliyorduk. Hemen bize alın abi, siz çalışıyorsunuz, size şu kadar para verilecek. Spotify tarafından bilmem olmayacağını biliyorduk. Bu bozukluğun arasında bu kadar çıkıntı olmamız ve girişken olmamız ister istemez dikkat çekti. Kesinlikle bence bu arkadaşlık ilişkisi hepimizi çok ileri taşıdı. Sektörün komple bir tiyatro olduğunun biraz farkındaydık. Biz de bu tiyatroyu oynamak durumunda kaldık ve keyifli de oldu. Artık bıkkınlık derecesinde aynı vuruşları, aynı ritimleri sıralayan piyasa müzikleri, birbirinin kopyası melodiler, yavan, anlamsız sözler yok onun şarkılarında. Özgün ve farklı onun çizgisi. Piyasa talebinin şekillendirdiği müzik zevkleri onun albümüne el uzatamamış. Bugünkü konuğum rock müziği bize sevdiren sevgili Şebnem Ferah. Şebnem Ferah Teoman'la başlayan, Athena, Duman ve Mor Ötesi'yle devam eden aslında bir alternatif kültür hareketinin ana akımına dönüşümüne ben çok yakından tanıklık ettim. Ankara'daki evim o dönem bütün İstanbul'a gelen müzik gruplarının konaklama merkezine falan dönüşmüştü zaman içerisinde. Bende kalan gruplardan bir tanesi de Mor Ötesi'ydi. Sanırım 2002 sonlarıydı Mor Ötesi'yle çalışmak için İstanbul'a geldiğimde. İyi bir okul oldu Mor Ötesi. Mutluluğun şarkısını yapmak hepsinden zor. Dertli çok insan var. Bizim de kendimize göre dertlerimiz var. ...90'ların en büyük isimleriyle konuşun. Hiçbir albümlerden paralar kazanmamışlardı. Yani çok komik paralar kazanmışlardı. İşte bu kadar bir hak edişiniz oldu. Size bir dördüncü bir klip mi çekelim, bu parayı mı verelim derlerdi. Mor Ötesi mesela dört grup yazıyor, beş kişiyiz. O parayı beşe böleceğiz. Hadi bir tane daha klip çekin o zaman derdi. Mor Ötesi'ni yazacağız klibinde. Dikkatli izlerseniz eğer bir tane çizgi vardır filmin üzerinde. Makarada çizgi varmış. Ama o kadar az makaramız vardı ki biz o görüntüleri çöpe atma şansımız yoktu. Ve o çizgili olan makarayı da kullandık kurguda. Şarkıları böyle yazdık. Ben dedim ki benzer anlamlar bulalım. Şarkının direkt anlattığı şey değil, alternatif. Bu şarkıdan çıkarılabilecek başka fikir. Aldattığımın yanında paranoya gibi bir konsept çıktı. Yani aldatılmışlık değil de aldatılmak, sürekli aldatıldığını düşünen paranoyak bir adam fikri bana çok eğlenceli geldi ve bir sürü sahne gözümde oluşmaya başladı çok hızlı bir şekilde. O sıralar hani cebimizde 5 kuruş yok, bir şey yok falan. Hani bir görsel çıkarmak bile çok zor. Hani her şeyi bir sağdan soldan bulduğumuz, sandviçler hazırlayıp yemekleri evde çözdüğümüz falan setler yani. Bu ilk setlerimiz hepsi öyle zaten. Oğulcan sinema televizyon okuyordu o sırada. Birçok arkadaşı gerçekten bayağı bir destek oldular. Hepsi keyifliydi. Klibini yazmak keyifli, klibin ışıklarını taşımak da keyifliydi falan. Hepsi keyifliydi yani. Daha az uyuyorduk yani, daha az sağa sola para harcıyorduk. Bunları yapıyorduk, şanslıydık yani. Bunları yapma fırsatımız vardı, yapmasak ayıp olurdu biraz. Merve'nin oyunu yok mu? 52. Var. Ses. Baştan oynuyorum. Ses 52. Yine sınıf arkadaşlarımdan birinin setine böyle ses konusunda yardıma gittim böyle. Orada Can Ozan'la karşılaştık, tanıştık. Nerede Can Ozan? Orada hemen çok böyle yakın arkadaş olduk. Hatta o kadar böyle hızlı bir arkadaş muhabbeti gelişti ki ben ona söyledim direkt. Ya Can Ozan'la tanıştım, çok kafa tam bizim kafada falan filan böyle. Hala da diyorum yani biz Can Ozan'la ilk başından tanışsak belki de Dolu Kadeh Trio olurdu falan, geyiği yapıyoruz böyle. Ben asgari ücretli bir çalışanım şeyde, Karabalık'ta, bir post prodüksiyon stüdyosunda ses yapıyordum. Reklam, işte dizi, film ses tasarımı yapıyordum. Hani çok güzel bir ortamımız vardı oraya. Bütün müzisyenler geliyordu. Deniz Tekin, Dolu Kadeh geldi işte, Oğulcanlar geliyordu. İşlerimizin dışında böyle hani post prodüksiyon işlerinin dışında full müzik yapıyorduk orada zaten. Olayı çok etkiledi yani, çıkan müzikleri falan çok etkiledi. Öyle bir ortam lazım. Herkesin bir araya gelip üretim yap... Bence yapım şirketi böyle olmalı zaten. Yapım şirketi sadece parası olan şirket yani şu an.
Öyle olmaması lazım. Yapım şirketi adı üstünde yapım şirketi olması. Yani gideceksin ve yapacaksın içeride. Yapım böyle olmalı. Ama yok. Bu vizyon yok hocam. Biz yapacağız işte. Bunları kesersiniz. Dünyanın en güzel yeri senin yanın. Evet ama gelmek yasaktır bana. Selda'nın plak şirketi vardı, Majör Müzik. İki tane çek verim git dedi Nejat dedi. Yap kasetini getir dedi. Gittim pazartesi günü gittiğimde dedi ki ben iflas ettim Nejat bu arada dedi. Niye dedim, ne oldu? Dur Allah ya, tam da iflas edecek zamanımı buldun. Ya Anadolu'ya verdiğimiz çekler karşılıksız çıktı dedi. Ben bittim dedi falan. Ya ne zor işte bak, Selda ticaretle o plak şirketinden falan uğraşacak insan mı yani? Ama uğraşmak zorunda kalıyordu insanlar. Dolu Kadehi Ters Tut ismiyle verdiğimiz ilk konser sanırım Kadıköy Dünya konseriydi. Dünya ile görüştük. Dedi ki biz burada konser yapalım. Aa tamam olur. En üst katı var böyle. Tam böyle akustik çalabileceğin türde bir yer yani. Ufak bir sahne yok hani. Ufak bir köşe var böyle. İşte nasıl olur bu işler bilmiyoruz tabii ki. Kendi kendimize yollar ürettik. İşte biletler bastık mesela. Şey refleksimiz vardı. Süsleyelim püsleyelim her yere. İşte ressam arkadaşlarımız bir resimler çizsin, onları asalım. Minderler alalım, mumlar alalım. Şuraya böyle bir sanat yapalım. Şuraya bir şeyler koyalım falan filan gibi. Orayı bütün sandalye masaları boşaltıp ya her yere minderler falan koyup böyle bir biraz sergi gibi, biraz şey gibi bir ortam yarattık böyle. Buse var bizim Polonya'nın Başı Belada albümünün kapağını da çizen arkadaşımız. Biletlere birkaç çizim yaptı ondan sonra. İşte Dolu Kadehi Ters Tut, işte şu saatte şurada bilet artı dolma 20 TL attım şu anda. Belki 15 TL, 10 TL neyse. Mercimek köftesi verdik. Arkadaşlar şunu elden ele, şöyle elden ele dağıtalım. O da öyle gitsin. Her zaman böyle durumlarımız vardı. Biz seyircimizi, misafirimizi aç bırakmayız. Mekanlara gittim işte fiş verirlerdi, bira verirlerdi. İşte bilet artı bir bira falan. Hani bizde böyle bir şakaydı bu yani. Bilet artı dolma falan gibi böyle bir şakaydı yani. İlk konserimizi böyle garip bir şekilde sold out yaparak verdik ama yani çoğu tabii ki arkadaşımız. Zaten bizim konserimiz oldu mu yabancı biri gelmez yani. İşte hiç tanımadığımız insanlar görünce çok şaşırıyoruz, nasıl yani falan diyoruz. Böyle enteresan bir konser geçmiş oldu aslında. Ve ilk konserimizi Kadıköy'de vermiş olduk. Resmi Kadıköy'lü bir grup olmuş olduk böylelikle. Bir konserimizde bal kabaklı dondurma verdik. En prodüksiyonlusu oydu. Aklı 17 lira falan tuttu. Dondurma da 20 lira tuttu. Tamam. Şey yapalım. Ara ara hala böyle hatırlayanlar çıkıyor. Hani içli köftemiz, sarmamız aynen, nerede? Hani nerede? Mercimekli köftemiz nerede? Abi, nerede? Artık yapamıyoruz maalesef. İlk şehir dışı konserimiz Ankara'ydı. Çok fazla sahne fırsatı da bulamıyoruz. Ama hani şehir dışında bir konser vermenin de bize katacağı şeylerin de farkındayız bir yandan. İşte plan yaptık. Orada da Mehmet'te kalırız. Şöyle döneriz. Şurada şöyle yaparız falan. Bize 1000 lira gibi bir para veriyorlardı konserden. Benzinle 1200-1500 lira falan para harcamıştık. Harika bir prodüksiyon. Ama en güzel Ankara etkinliklerimizden biriydi ki şuna rağmen biz Ankara'ya gittik mekana. Şarkının ismi Deliyim Ben. Sahneye bir çıktık. 5 kişi falan var. 3'ü kuzenim. Bir tanesi onun arkadaşı. Onun dışında bir köşede rakı içen bir masa var. Bizden daha yüksek sesli konuşup muhabbet ediyorlar. Koskoca mekan. 4 kişi gelmiş. 4 insana konser verdik orada. Ankara'daki ilk konserimiz olmasına rağmen çok kalabalıktı. Binlerce insan vardı. Kimse ilk konserine on binlerce insanın önünde çıkmıyor. Herkesin ilk konserine 20 kişi, 30 kişi geliyor. Denemeye devam edenler, doğru bildiklerini yapmaya devam edenler, etraflarında ona inanan insan çemberini genişletenler var olmaya devam ediyorlar. Akçay'da konser verilebilir bir yer değildi gittiğimiz yer. Zararınız neyse tarafından karşılanacaktır. Biz burada konser veremeyizdi. Masadan kalkıyordum. Tekrar oturttular beni masaya. Biraz tehdit edilerek konser vermeye ikna ettiler beni.
sağ olsun grup da haber yolladı, şey yapmışsın. Kendini vurdurtmasın. Biz ne gerekiyorsa yaparız diye. O mekanda konser vermiyor olmamızın sebebi tabii bir mekan olmaması. Bir tane ev var. Önü de sahil. Adına da sahil disko demişler. Evin böyle bir köşesinde böyle iki kişi de gitar çalarsa sığamayacakları bir tanesi var. Seyirciyi sahile alıyoruz. İşte o pencerelerin önüne Mor ve Ötesi, Harun, Kerem, Burak diziliyorlar. İşte belden aşağıları gözükmüyor ama en azından bir müzik var. Ses sistemi falan aşağıda. Allah'tan o turnede davulda Burak Gürpınar gelmişti. Kerem Kabadayı'nın yerine. Burak arada bir çalarken ayağa kalktığı için Burak'ı da görüyordu seyirciler. Kaymakam Bey ailesiyle beraber geldi ama biraz geç geldi. Bizimkiler çalarken oraya gitmesinin tek yolu sahnenin üzerinden geçmek olduğu için çalarken Kaymakam Bey geçti. Hoş geldiniz falan diyor. Öyle. Öyle böyle konserler de verdik. Vermek zorunda kaldık. Türkiye'de müziğe tanım bulmak çok zor. İsim konulamayan bütün gruplara alternatif denilmişti 90'ların ikinci yarısı, 2000'lerin başından itibaren özellikle. Ama o alternatif de sonuçta çökmeye müsait bir tanımlama. Bugün baktığımızda Duman Türkiye'nin en iyi rock grubu belki de. Alternatif midir, bağımsız mıdır? Ya da nedir? Söyleyeceklerini dümdüz söylüyorsan, yazarken şarkıyı ya da kaydederken şirket ne düşünür? Hayranlarım ne der? Televizyonlar bunu yayınlar mı? Radyolarda yayınlanmaz mı acaba? Gibi soru işaretlerinden bağımsız olarak dümdüz gidiyorsan bu bağımsız müzik. Bence. Bağımsız müzisyen kendi isteğini kendi istediği zaman kendi istediği gibi yapar. Müzikal anlamda ya da müziğin görsel olarak sunumuyla alakalı piyasa ve endüstri standartlarını hiçe sayıp ya da bunların tersine hareket edip kendi istediği gibi davranabilir. Ya da işte 6 dakikalık bir gitar solosu koyabilir şarkının üstüne. Ya da işte kafasına göre saçını bir gün pembeye boyayabilir, bir gün maviye boyayabilir ve bir gün sahnede mutlu olup bir gün sahnede mutsuz gözükebilir. Aslında hani insan olarak kalmaya devam edebilir kendini metalaştırmadan ve imgeleştirmeden. Biz ne için bu işleri yapmak istiyoruz, ne için yayınlamak istiyoruz? Tanınmak, şöhret olmak, para kazanmak falan falan filan için mi? Yok. Bizim hiç işimiz öyle değildi. Biz müziğe olan aşkımız, bu işi sevmemiz, kendimizi ifade etmemiz, hep birlikte birbirimizi etkileyerek daha iyi bir topluma doğru, daha insancıl, daha sanatsever, sanatla iç içe ve karnı da doyan bir topluma doğru belki daha rahat gideriz. Şöyle bir şakamız vardı işte. Dolukhani Tersu'nun ilk en büyük konserinde işte ne bileyim artık 100-200 kişi mi geliyor neyse. Orada işte çıkacağız. İnsanlar Dolukhani Tersu şarkılarını bekliyor olacak. Biz ama sen Masis şarkılarını çalacağız. Ha wow falan diye bir goygoyumuz vardı. Ve Uran'la da dedik ki ya biz dedik aslında bu tarz duygularımız hatta bu eskiden yaptığımız protest şarkılarımızı dahil burada yaparsak en azından bir denesek mi? Belki olur ve böylece burası tamamen bize ait o bir yer olur. Yani eğlendiğimizde, dertlerimizi de anlattığımız çok hızlı bir şekilde şeye ikna olduk. Bunu denemeliyiz. Anamız babamız yok derizi. Ben Dolukhani Tersu'yla tanışmadan önce Ecem vasıtasıyla klibini izlemiştim. Bak böyle bir şey yaptık diye stickerlarını vermişti hatta. Böyle işte iki tane erkek aslan var. Böyle işte gökkuşağı renkleri falan filan onlardan vermişti okulda. Klibini izledim, çok kötü oldum tabii ki yani. Perişan etti klip beni. Bütün baskı gören kesimler için bir tepkiydi o. Yani onun içinde atıyorum dini yönden baskı gören insan da ya da işte sadece kadın olduğu için toplumda ya da ailelerinden bir baskı gören bütün bu konuları kapsayan bir şeydi bu. Bir hayat yaşamak istiyordun, yaşatmadılar, bıraktın gidiyorsun. Bunun doluluğuyla olması lazım. İnsanlar bunu yaşıyor, klipteki her şey çok gerçek olabilir. Her an oluyordur bu arada her yerde. Bunlardan birilerinin bahsetmesi öyle. Ya sana duygulanmak istemiyorum ya her şeyde de. Bu kadar da sulu yüzüm olmaz be kardeşim hadi. İsyan bayrağı çektiğin bir şarkı modunda. Konserlerde de öyle yani. Seyirciler bunu bilerek geliyor. Hazırlıyor, tüm konseri bayrağı tutuyor. Ona tutunuyor, görüyorsun falan aralarda böyle.
trompetle böyle girip bağırdığım bir part var. Orada çok heyecanlanıyorum. Böyle hakikaten söyleyecek bir sözüm varmış ve hani evet buradayız falan gibi bağırıyormuşum gibi hissediyorum. O beni çok gaza getiriyor. Gerçekten böyle yani 4 bar falanmış yani. Hani çok büyük bir kitlenin o şarkıyı ne olduğunu bilerek, ne anlattığını bilerek bir ağızdan söylemesi çok büyük bir olay. Yani bunu Harbiye'de de yapıyoruz mesela. Bostancı Gösteri Merkezi'nde de yapıyoruz. Hatay'da da yapıyoruz. Trabzon'da da yapıyoruz. Ankara'da da yapıyoruz. Ki çok güçlü geliyor bana. Ya buna yaramalı zaten müzik yani. O yüzden böyle hani amacına ulaşan bir şeymiş gibi hissediyorum. İnsanların verdiği reaksiyon ve herkesin yüzünde görebiliyorum onu. Herkes kendi içinden bir yerden anamız babamız yok deriz diyor orada aslında. Böyle bir şey olabileceğini gördüğümüz an Dolu Kadehi Ters Tut dediğimiz şeyin bunu yapabilecek güce ulaşma ihtimali var. Gördüğümüz an bizim için iş çok değişti. Ciddi bir konuda ben bahsettiğim zaman dinleyecek insanlar ve bunun üzerine bir konuşabileceğiz dedim yani. Ve çok başka bir yere oturdu benim kafamda her şey. Bitti mi? Çok güzel bir bitiriş oldu. Çok sağ olun arkadaşlar. Bu bizim sanal çekimizdi. Konser şimdi başlıyor. Rutubet, rutubet.